Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Şu anda Gürcistan sınırından Türkiye'ye giriş yapacağız ve İstanbul'a kadar sizlerle güzel bir yolculuğumuz olacak. Yükümüz Rusya'dan getiriyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki videolarımı izlediyseniz yükümüzü Rusya'dan yükledik. 12 ton 800 kilo civarında bir ağırlığı var. Ve koliler halinde yüklü bir yükümüz var. Dökme olarak. Bunu Rusya'dan yükledik, Moskova'dan. Şu anda dediğim gibi Gürcistan'a kadar geldik. Videolar uzun olduğu için ben parça parça, part part yapıyorum. Yani Gürcistan ayrı, Rusya ayrı, Azerbaycan ayrı. Bu şekilde part part videolar yapıyorum. Vladikavkaz Dağı'ndan indik. Zorlu bir yolculuktu. O yolculuğumuzu bitirdik ve şimdi dediğim gibi Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Ve buradan Sarıkamış istikametinden ilerleyip Merzifon'a doğru geçeceğiz. Amasya, Turhal, ondan sonra Tokat ve Merzifon'a geçip oradan da Bolu, Gerede, Gebze, oradan da İstanbul'a doğru geçeceğiz dostlar. Güzel bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi Gürcistan tarafından işimizi hallettik ve Türkiye'ye geçiyoruz bakalım dostlar. Türkiye tarafına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi aracımızı şuraya park edelim ve evrağımızı yapıp inşallah sağ salim hemen hızlı bir şekilde çıkıp yolumuza devam edelim. Bakalım hayırlısı. Allah açmıyormuştur. Açıyormuşlar. Bakıyorlar. Arkadaşlar yine gümrükte takılı kaldık. Türkiye gümrüğünde. Bizim T1 gene yanlış. Şöyle bir şey. T1'de daha önceden biz invoice numarasını yanlış girmiştik. Bir T1'de bir kodu yanlış girmiştik. Şimdi tekrar bu sefer LR dediğimiz sağ üst köşede bulunan bir LR kodu var. O kod gelmemiş. Neyse ben geri çıktım. Şimdi dışarıda kahvaltı edeceğim. Ya müdür aradı şirketten. Ya abi dedi ben anlamadım. Sende mi sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Dün kontrol ettik. Dün bana T1 attı. Ben kontrol ettim. Baktım. Dedim ki abi invoice arasında tire var. Sen tire katmamışsın dedim. Sıkıntı olmasın. Yok yok dedi abi sağlam dedi. Dedim bak bir kontrol et bir sıkıntı çıkmasın. Yok yok abi çıkmaz dedi. Temiz ben kontrol ettim. İyi tamam. Kimliğe geldim gene hata. Şimdi beni aramış diyor ya Kemal abi sende bir sıkıntı var benden. Abi bende niye sıkıntı olsun da. İşte dikkat etmek lazım. Evrak dediğimiz olay böyle sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi ben işlemi yapmıştım çıkmıştım. Gümrükte hiçbir sıkıntı yok. Sıra yok bir şey yok. Valla kahvaltı yapacağım. Karnım aç. Çay koydum. Dedim ki hani evrağımı yapayım dışarı çıkayım öyle kahvaltı edeyim. Ama baktım olacak gibi değil. İçeride bir poğaça yedim. Çay içtim. Kesmedi abi. Şimdi bir kahvaltı edelim. Karnımızı doyuralım. Şöyle sofrayı serdim. Domates. Giderken aldığımız peynirden kalan peynir. Soğan. Şimdi bir şurada yufka ekmeğimiz var. Onunla da öfelemek yapacağım abi. Arkadaşlar üst katta T1 cezamızı yazdırdık. Bu en üst katta. En sonda solda bir oda var. Orada cezamızı yazdırdık. Şimdi aşağıda gidip T1 cezasını ödeyeceğiz. Gene uğraşıyoruz, gümrükteyiz. Gene devam. Şimdi bir de X-Ray'e gireceğiz abi. Ben niye her zaman bu gümrükte, Türkiye gümrüğünde bu kadar takılıyım anlamıyorum ki. Şöyle geri geri gidelim. Normalde şu 20 numaralı evrak yapıyoruz. Fıstık burada. Daha önceden görüştüğümüz, denk geldiğimiz bir arkadaş.
Gidelim bakalım. Arkadaşlar daha fazla açlığa dayanamadım. Gittim evra yapıyordum. T1'de hata çıktı. Sonra X-ray verdi. X-ray verince de X-ray'in olduğu yere çektim. Öfelemecimizi yaptım. Görünüyor mu bilmiyorum. Abi bunun içinde ne var? Şu yufka ekmek abi. Domates, peynir, taze soğan, tuz, az bir şey de pul biber. Bu ne? Çok tuhaf görünüyor, haklısınız. Bu avokadoyla bal. Avokadoyu ezdim, içine de bal kattım. Bunu böyle yiyorum. Bayağı bir güzel. Gümrükteyiz abi, durumumuz bu. Ha bu arada çayımız da hazır. Şimdi de X-ray'e giriyoruz arkadaşlar. Evraklarımızı dışarıdaki binaya verdik. Burada da X-ray aracı bırakıp geri dışarı çıkacağız. Ve sonra bakalım ne olacak. Şu karşıdaki X-ray binasına evrakları veriyorsunuz. Burada da aracı X-ray'e bırakıyorsunuz. Sonra da dışarı çıkıp bekliyorsunuz. X-ray'imizi de yaptık. Şimdi çıkış yaptık arkadaşlar. Ve tekrar evrakları yapmak için yukarıya doğru gitsek mi? Şuraya girelim. Ya da şu oraya girelim. Fark etmez. X-ray'i yaptık. İşimiz bitti. Şuraya girek yakın oradan alalım. Ulan bana uzak olur arkadaş burada. Çok uzak attık arabayı ya. Vallahi çok uzakta kaldı. Mutlu'nun arabasına kadar çok var burada ya. Arkadaşlar mühürlerin resmini çekmeyi unutmuşuz. Oradan buraya geri yürüdük. Neyse canım, sabah spor yapıyoruz. İyi oluyor. Evet arkadaşlar, Aktaş'tan çıkışımızı yaptık. Ve yavaş yavaş gidiyoruz, bakalım Allah yol açıklığı versin, nasipse İstanbul diyoruz. Allah'a emanet kral. Kart Haki Gölü. Sınırda bulunan bir göl. Birazı Türkiye'nin, birazı Gürcistan'ın. Kurtkale diyor, Kurtkale nereymiş ya? Devam. Evet değerli dostlar, kışın burada atlarla kızak yapıyorlardı. Şimdi ise bir şey kalmamış. Güle güle bungalov evleri diyor. Göremedik ulan, oraya bakacağız diye yolu şaşırıyorduk ha. Aman ha abi. Aman ha. Abi çıldır gölü, ne güzel görünüyor ya. Az önce camları açtım böyle, mis gibi buram buram havayı koklaya koklaya gittim abi. He, bungalov evleri şu üstteymiş ama daha bitirememişler mi? Ya da kullanılmadığı için eskimiş mi? Ne olmuş? Ortam güzel abi. Mis gibi hava, günlük güneşlik. Eğer Bodrum'a inersem denize gireriz abi. Yani şu an İstanbul'a gidiyoruz, yükümüz oraya. Geri yüklemeye olur da Bodrum'a gidersek bir denize gireriz abi. Sene deniz bizi çağırıyor. Orada girmezsem Opa'da girerim. Kolay gelsin yemem. Bereketli olsun. Buralar güzel abi ya. Ben hayat, bu hayatı seviyorum da işte. Gel gelelim. Bu hayatı da seviyoruz. Her hayatı seviyoruz. Yaşamak güzel abi ya. Bence. Yaşamak güzel olduğu için seviyoruz abi. Devam. Bunlar da okuldan mı geliyorlar çantalarla? Market varmış. Yine bir taş duvar ev. Taş duvar ev yazın serin olur. Kışında içeride sobayı yaktınız mı sıcak olur. Kolay kolay soğumaz içerse. Ben öyle biliyorum. Buradan da bir ırmak, dere geliyor. Ne oldu, kalabalık oldu, bir hareketlendiniz. Köprü tek geçiş. Ulan hemen dorsayı düşürecek. Dorsayı düşürecek. Dorsayı biz de düşüreceğiz. Az bir şey geri gitsen. Yani az bir şey geri gitsen.
Sahibi yapmışım durmuşum. Naz geri gitsen biz de rahat geçseydik. Oo, jandarma emirlerim bekliyor. Selamun aleyküm. Kaptanlar hoş geldiniz diyecek şimdi. Vay 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 koç yiğitler. Allah'ınızı seveyim. Burada da askeriye var. Kapatalım bakalım kamerayı. Mühürleri kontrol ettiler. Dorseler açık olsaydı muhtemelen içine girip bakacaklardı. Çünkü bu bölgede kaçakçılık, insan kaçakçılığı olduğu için onun kontrolünü, takibini yaptıklarını tahmin ediyorum. Dorse içlerinde, altlarında. Arabanın etrafını gezdiler. Mühürleri kontrol ettiler. Dediler devam et. Vallahi inekler yol atladı. Az daha vuruyorlardı ya. Az daha vuruyorlardı. Benim acil bir korna daktırmam lazım. En öndekinde sağlam bir havalı korna vardı vallahi. Saydırdı. Üçümüz tren oluyorduk vallahi, böyle yapışıyorduk birbirimize. Allah göstermesin. Vallahi arkadaşlar Sarıkamış'ı falan geçtik. Az bir şey yerimize kaldı. Hatta orada bir trafik amcalar durdurdu bizi. Dedi kaptanım hoş geldin. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Dedim vallahi abi Rusya'dan geliyorum. İstanbul'a gidiyorum. Allah yol açıklığı versin. Bir kontrol yaptım, muayene, sigorta falan filan. Bir kimlik bilgisi, ehliyet bilgileri, evrak bilgileri. Dedi kaptanım devam et, yolun açık olsun. Sağ olsunlar. Yola devam ediyoruz bakalım. Rabbim cümlemizi kazadan beladan esirgesin. Yolumuz açık olsun inşallah. Sarıkamış kar altında, Mehmet'im karlar altında. Evet dostlar, Horasan çevre yolundayız. Köprüköy Erzurum olarak sağa döneceğiz. Eleşkirt, Ağrı, Iğdır'da sol tarafa gidiyor. Solumuzdan da bir ırmak, dere bir şey akıyor ama yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Tavrafımız 3 saat 30 dakika dedi. Gidelim bakalım. Köprüköy Erzurum. Tamam. Arkadaşlar arabamızı karşıya kattık. Patron Cağ Kebap Salonu dedi. İnşallah Cağ Kebapları vardır. Vallahi. Çünkü bu tarafın meşhur yemeği var baba, taze taze kesiyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin, ellerine sağlık. Arkadaşlar cağ kebabı şöyle oluyor. Sırıkta güzelce küçük şişlere çekiliyor. Sonra da karnımızı doyuruyoruz. Ustam ellerinize sağlık. Eyvallah. Böyle bir mekan yol üzerinde kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Eğer bu tarafa gelirseniz. Şöyle de masanıza servis ediliyor. Böyle de karnımızı doyuruyoruz. Arkadaşlar totalde 4 şiş yedim. Bu da 5. şiş. Bir tane daha söylesem mi düşünüyordum. Gerçekten mekan çok güzel. Ve gelirken çektiğimiz ovalarda yetişen koyunların, kuzuların etlerinden yapılıyor muhtemelen. Felaket bir şey abi ya. Bildiğin çekik dolu, kokusu dolu abi. Yani kuzulardan bahsettik falan filan. Hakikaten de geldik, çok güzel, çok lezzetli. 5 şiş garanti abi. Bilmiyorum fazlası arkadaşlar. Erzurum Paşinler. Devlet Hastanesi'nin karşısında Patron Cağ Kebap Salonu. Ve yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzelce karnımızı doyurduk. Çayımızı da içtik sağ olsunlar. Şimdi yola çıkma zamanı. Vallahi İstanbul bizi bekliyor. Uzun ince bir yoldayız. Evet değerli dostlar, Erzincan Tercan'a geldik. Erzincan'dan Çilekeş Emin abime selam olsun. Buradan geçerken onu unutmuyorum. Yolculuğa devam ediyoruz. Polis amcalar mı bekliyor? Onlara da selam olsun. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Saat 20.51. Ortalama tespiti demiş. Hiç önemli değil. Anam bu kırmızı ışık önemli işte. Bunu olmadı. Ne güzel gidiyorduk ya. Arkadaşlar gece bir dostumuz geldi. He? Acıktın mı? Bunu hatırlarsanız demiştik lan arabayı çizeceğim. Al. He, bitti. 2 dilim kaldıydı. Gürcistan'da dün sabah yediydik. Kalanı da seninmiş kardeş demek ki. Bak Gürcistan'dan buraya geldi.
Arabamı çizdin, arabamı öte git. Bitti kardeş, yok. Vallahi yok. Senin kısmetinmiş, bitti. Abi bu hayat hesapla değil, nasiple yaşanıyor. Bak te Gürcistan'dan dün sabah ben yedim. İki diliminde ayırdım, dedim ki akşam acıkırsam yerim. Te dün sabah Gürcistan'dan aldım, buraya kadar geldim. Şu an su şehrindeyim. Refahiye'yi geçtim, evet su şehrine doğru vardım. Abi kısmet işte bak. Bekliyor. Ha. Ne vereyim sana, başka yok. Bak bakalım bir şey varsa vereyim. Gece gece Kemal Kaptan ne yapar abi, Türk kahvesi yapar. Niye yapar? Yol gidecek. Çok ağrıyor. O da bu kardeşim de buraya geldi. Fasulye vardı, onu verdim. Şimdi ona bir makarna pişireceğim. Şöyle tavaya su aldım. Bu su çok ama. Bakın. Ah şöyle yaparsak. Aha kahveyi de aşırdık lan. Lan hep senin yüzün ha. Allah Allah. Nasibimizde bu varmış baba, ne yapalım. Şimdi senin makarnanın suyunu koyak bakalım. Size mama alacağım bundan sonra, hep yanımda mama gezdireceğim. Siz acıktınız mıydı? Mama vereceğim size. Gitme gitme dur. Yapayım bak, o kadar pişireyim. Aha vallahi mevzu çıkartacak. Gel hadi gel, bu kadar soğuma yeter, gel. Gel. Bekle, yok yok öyle yok öyle yok, gel. Kenarda. Ağzını yakma, ağzını yakma. Heh. Yavaş yavaş yavaş, kurban oldum yavaş. Ona yufka ekmeği kıyamadık, makarna yaptık. Buna da vermeyince yufka ekmeği de buna verdik, ne bak. O da orada makarnayı bitirdi, şimdi gene gelir. Yeter kardeş, bitti. Yola çıkacağım ben, yol gideceğim. Hadi afiyet olsun. Evet, aslanın karnını doyurduk. Yolculuğa devam ediyoruz. Saat 01.06 gece. Orada biz 1 saat 20 dakika falan durduk. 1 saat 10 dakika falan. Şimdi su şehrine doğru gidiyoruz. Vallahi gece yolculuğu yapacağız. İstanbul'a yetişmeye çalışıyorum. Bakalım, belki Merzifon'da yatarım. Merzifon'a kadar yetişim de. Belli değil. Şu anlık yola devam. Uykumuz yok. Saat 04.47. Herkese günaydın. Amasya Sulova Kantarı'nı daha yeni geçtim. Ahmet Topçu abimle görüşecektik ama kendisine de belirttim zaten, abi dedim çok geç geçerim. Görüşemezsek kusura bakma dedim. Çünkü bu saatte seni arasam yani doğru değil. Saat 04.48 abi. Sabah 5'e çeyrek var. Hiç doğru bir durum değil. Hiç doğru bir hareket olmaz. Onun için öyle şeylere gerek yok. Gündüz müsait bir vakitte, yani gündüz saatlerine geçersek o zaman inşallah görüşürüz abim. Kusuruma bakma, buradan da iletmiş olayım. Yola devam. Kral Entegre'nin oradan devam ediyoruz. Uykular haram. Nasipse İstanbul baba. Durma yok. Şimdi Kamil abim Merzifon'la bizi bekliyor. Onu bir göreceğiz. O da yolda Giresun'a gidiyor. Dedi ben burada yatıyorum, sen de gelince beni uyandır. Ben de gidiyorum bakalım. Hayırlısı. Yola devam. Evet dostlar. Sağa dönersek Şerif Türkmen abinin memleketi Havza'ya doğru gideriz. Almanya'daki abimiz. Merzifon, Ankara, İstanbul, sola dönüyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Kamil abimin yanına yaklaştık. Gitmeye devam. Slova üst geçidiymiş. Yavaş diyor. Tamam abi, zaten yavaş gidiyor. Haliyle gidiyor. Hele hele. Hadi bakalım. Yolun %60'ını bitirdik abi. Merzifon'dur baba. Devam Allah'ın izniyle.
La Kamil abim şu karşıda, ha arabası orada. Gördüm. Ya biz bunu nereye atacağız? Burada yer yok gibi duruyor. Allah. Yuh. Neredeyse çıkış bile kapalı. Lan nereden geçiriyor? Anasını sayın seyirciler. Çıkışa doğru gidelim bakın. Yani araba, ana bu araba ben öteye nerede geçtiydi? Ben bu arabaya geri kaldım. Şuraya katarsak Kamil abim karşıda görüşür gelirik. Camiye namaza gittiydi. Şöyle dursak engel olmazsa eğer. 45 dakika. Kamil abi geldim ben. Benim arabayı karşıya bıraktım. Bizim Kamil abinin arabası burada. Hoca namaza gitmiş herhalde ya. Şu en baştaki sıkan ya onun. Onun altından kablo mu sarkıyor, ben böyle görüyorum. He vallahi bir kablo sarkıyor gibi. Ne yapmam, hoca camide herhalde. Arabada yok. Arabada yok. Arabada gel. Evet arkadaşlar, herkese günaydın tekrardan. Dingili kaldır dingili. Teker gümleteceksin. Bizim yavru karşıda bekliyor. Kamil abim de geldi namazdan, Allah kabul etsin. Hemen dedi kardeşime, dedi sıkma yapayım dedi, sıkma yiyek dedi. Ya dedim uğraşma, yumurta yiyek. Allah dedi, ekmek yok. Bende de yok, ben de köpeklere verdim akşam. Ne yaptın hacı abi, kolay gelsin. Evet, hazırlığa başladık. Aleyküm selam. Arkadaşlar günaydın arkadaşlar. Ne yaptın müdürüm? Valla başladık inşallah Allah'ın izniyle. İyi, YouTube'a ne zaman başlatıyor sana? Efendim? YouTube'a ne zaman başlatıyor? Allah'ın izniyle. Zaman yakındır. Geç olsun, güzel olsun, temiz olsun inşallah. Gel mi? Tabii tabii. İyi, ne yapayım abi, iyisin. Çocuklar falan nasıl? Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. İyi, iyi, Allah'ım iyilik olsun. Baba biz kahvaltı edecek, görüşürük. Valla abim şöyle içi hazırladı. O çok yağlı, bana çok yağlı yapma abi. Tamam. Midem sıkıntılı. Tamam, bazlama yapıyor. Şöyle hazır yufkamız var. Hazır bazlamamız. Sar sar ye abi. Eline sağlık Kamil abi. Ben gideyim şu apı içim geleyim, ondan sonra kahvaltı edeyim. Tamam baba. Hadi ben arabaya gidip geleyim 5 dakika. Vallahi burada durdum da bu su akıtmış. Şöyle. Şuradan bir yerden geliyor ama. Bakalım bakalım. Radyatörden mi kaçırıyor? Lan video çekeceğim diye birini parçalamış. Dedi ben bunu sonra yerim dedim. Niye yiyeceksin? Ha, adam bekliyor sabahtan beri kısmetini. Ver ver onu, ver yesin. Adamın hakkını verek, gel kardeş gel. 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 Gel lan. Bana ekmek de onun ha. Ha ona vereceğim, gel. Gel. Gel oğlum, gel al. Bu ara iyi denk geliyor bunlar ya. Şöyle kenarda verek de ayak altı olmasın. Millet en azından üstüne basar. Ne? Al kardeş. Heh. Niye oğlum oraya bıraktım? Hadi afiyet olsun. Sabah kahvaltısı götür bakalım. Bundan sonra yem alacağım ya. İstanbul'a gidip şu yükümü boşaltayım, hesabımı vereyim. Şirketten para yarar olmaz. Köpek maması alacağım abi arabaya. Ver bana buradan sıkmamızı hacı abi. Domates de doğradın, zeytin de tamam. Şu az yağlı olan seninki kardeşim. Bu biraz az yağlı. İyi iyi, eline sağlık. Abi felaket. Ellerine sağlık. Eline sağlık hacı abi. Yarasın, afiyet olsun. Bakalım mezun ondayık.
Çıkın gelin abi. Çatalla verin. Domates yiyelim. Ya ne çatalı, elinden yerik boş ya. Çatalı kirletme, su yok ya. Kamil abinin yanına karnımızı doyurduk. Daha da paşa da son bir parça daha aldı yine. Ben de arabaya doğru geçeyim. Güneş vuruyor ama. Kamil abi görüşürük, var mı biz tane abi? Allah'a emanet ol kardeşim benim. Hadi görüşürük Kamil abi. Evet, tamam benim. Sen de yolun açık olsun. Ol. Selametle yolun açık olsun inşallah. Hadi görüşürük bakalım. Tamam. Sıhanya'dır baba. Bunun bir motor sesi dinlenir de. Yavru da karşıda bekliyor, yola devam. Kamil abi görüşürüz. Kamil abimle kahvaltımızı ettik. Yola çıkıyoruz bakalım. Araba radyatörün oradan bir su akıtmış ama neyin nesi bilmiyorum. Allah'a emanet Kamil abi, görüşürüz. Ya Allah, bismillah, gidelim bakalım. İstanbul'a doğru 1,5 saat mola vermişiz. Evet dostlar, İstanbul'a 530 km yolumuz kaldı. Gümrüğe ne kadar var tam olarak bilmiyorum ama İstanbul 530 yazıyordu az önce. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu güzel manzarayla beraber yolculuğa devam. Burası Osmanlıca'ya geçince bir göl var burada. Osmanlıç Gölü müydü buranın ismi? Vallahi sabah sabah kafam da çalışmaz oldu. Uyumadık sabahdır, yola devam ediyoruz abimle falan işte. Ay, yola devam. İstanbul'a bir yetişeydik hayırlısıyla. Vay vay. Kızılırmak mıydı bura? Kızılırmak başlangıcı mıydı? Gidiyoruz bakalım. Allah Allah, özlemişim bu yolu ha, bayağıdır gelmiyordum bu taraftan. Bir tarafımız yemyeşil, bir tarafımız masmavi. Şimdi görünür, aynen. Manzara muhteşem, bu manzarayla yol gidilmez mi abi? Şimdi bir bardakta çay olacaktı. Ya o der, biz Kamil abimle çay demlediydik, onu unuttuk ya çay içmeyi. Ben çay içmeden çıkmışım. Nasıl öyle bir hata yaptım ben ya? Çay benim ilacım, çayı ben nasıl içmeden çıktım hatırlamıyorum vallahi. Acele ettim dedim ben, geç kalıyorum abi dedim ben, bir an önce gideyim falan filan. En azından bugünden evrakları verirsem, bugün çıkmasam bile yarın en azından çıkarım diye tahmin edip yapıştırıp gidiyorum vallahi, inşallah sağ salim varırız. Tamam. Saat 5 olmadan inşallah yetişiriz ya. Bakalım. Jete devam abi. Allah Allah, burada ne yol çalışması yapıyorlarmış ya. Vallahi yoğunluk var. He, buranın asfaltını sökmüşler. Buranın asfaltı sökülmüş. Yeni asfalt dökecekler muhtemelen. Çalışmalar devam ediyor. Bölünmüş olay 2,5 kilometrede. 2,5 kilometre çalışma var demek ki. Orada artık asfalt bozulması oluşmuştur. Rusya'da biz bunu olsa buna da razıyız. Yani şu sökülmüş asfaltı bulsak buna da razıyız. Allah kolaylık versin. Emeğinize sağlık. Bak buraya dökmüşler. Ümitler. Sökülüp yenisi dökülmüş. İlerisi de yapılıyor. Demek ki orada sıkıntı vardı, onu çözmüşler. Ellerine sağlık. Evet dostlar, Tosya'ya geçtik. Adım adım ilerliyoruz İstanbul'a doğru. Bayağı bir gözlerim düştü. Birazdan bir kahve yapıp içeceğim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Aklıma geldi. Samsun'da durmuş Macit abim var. Oğlu Mert Macit varmış. Almanya'da kendileri Samsunlular. Buradan onlara selam olsun.
Ne zamandır söylüyor abim. Hatırı kalmasın dedik. Yola devam. Gidiyoruz bakalım. Ama sen ne örüyorsun? Hadi ben tırım ağır ağır çıkıyorum. Sen doblosun, niye ağır ağır gidiyorsun? Daim geze geze gidiyor ya, kurbanım sana. Teyzemi de yanına almış. Bak avlatullah ne güzel neyim diye diye gidiyordur şimdi canını yediğim. Allah yol açık versin. Lan odur baba, faciadır gelir valla. Allah Allah, Torosların gülü baba. Bayırların kralı. Aynasızların ilk arabası. Yürüyün dostu, zenginin düşmanı Renault yollarda. Yasaklanan Renault reklamı, konuşamadım, Renault reklamını da yaptık. Tosya pirinci de almadan gidiyoruz baba, devam. Ya benim elimi sokmaktan ne zevk aldın sen? Geldin kolumu soktun, gidiyorsun şimdi de. O zamana kadar kaç tane arı girdiyse ben hep gönderdim ya. Gürcü arıları girdi Gürcistan'daki arılar. Girdi peçeteyle gönderdim. Bizim Türkiye'nin arıları sokmaya hazır ya. Haberim bile yok. Sen gel koluma kon. Ondan sonra da sok. Ne gerek var abi? Şöyle kolumu göstereyim diyelim ama. Burayı soktu. Tam şura kızaran yer. Dizler. Tam şurası arkadaşlar. Kızarmaya başladı zaten. Neyse kolumuzdaki ağrı sızı ne varsa iyileştirir. Ya derdin neydi şimdi? Geldin bana soktun. Neyse uykumu da açtın, iyi oldu. Her şerde vardır bir hayır. Yola devam. Şimdi neyi geçirdiydi buranın ismi ya? Buranın ismini unuttum ben. Bura çok keskin bir viraj, çok arabanın devrildiği. Bilinçsizce gelip kaza yaptığı yer. Allah göstermesin. Buranın virajları keskin. Bu geçidin adını unuttum ya. Vallahi var ya. Geçip gidiyoruz. Tepeyi açtık. Tepeye tırmandım, açtık. Şimdi tekrar inişe geçtik. Arabayı salmadım. Fren konusunu unutmamak lazım. Fazla fren kullanmak. Dorse'deki balataları, çekicideki balataları ısındırıp sonra jantları ısıtıp sonra da lastiğimizi gümleyip arabamızı yakabilir. Onun için ne yapıyoruz? Fazla hızlı bırakmıyoruz arabamızı. Evet arkadaşlar, burada bir mola verdik. Derede kavşağına yakınız. Aracımız karşıda. Önce şu tarlanın içinde biraz uzandım. Oturdum, gezeledim. Sonra bu çeşmeyi gördüm. Geldim bir su içtim. Öyle gezeliyoruz, biraz yürüyüş yapıyoruz. Takomuz doldu, 45 verdik. 45 vere vere gidiyoruz bakalım. İstanbul'a varacağız inşallah ya. Ama papatya dolu buralar. Ya bu sefer öyle bir kahve yaptım ki bol köpüklü mü köpüklü. Felaket. Adamla kalır. Buralarda gezelemişiz. Kahvemizi içtik ve yolumuza çıkıyoruz. Haydi bakalım ya Allah, bismillah. Nasipse İstanbul. Bir yandan da yeni video yayına girdi. Şu anda onu izliyorum. Hatta orada canlı sohbetteyim. Saygılar, selamlar. Kanalımıza yeni bir katıl butonumuz eklendi arkadaşlar. Oradan özel sorularınızı, öncelikleriniz var orada, stickerslarınız var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Aylık belirli bir ücret karşılığında kanalımıza katıl butonuyla sıkı takipçimiz oluyorsunuz. Ve özel görüşmeler, konuşmalar, her şeyi orada yapabiliyoruz. Özellikleri biraz var, daha tam ben çözemedim ama çözeceğiz. 4 divan Bolu İstanbul istikametinde yolculuğa devam ediyoruz. Otobana giriş yaptık. Arabamızı bir yıkatmamız lazım ama nerede yıkatırız, ne yaparız bilmiyorum. Üstümde de fazla nakit kalmadı. Muhtemelen geri dönüşte yıkatacağım. Firmadan para almam lazım. Yola devam. Vallahi Bolu Dağı'ndan aşağı yardırıyoruz abi.
İyi, tonajımız hafif olduğu için arabamızın motor freni fayda ediyor. Kışın kupkuru olan Bolu dağı yemyeşil olmuş. Şimdi Azerbaycan videosunu izliyordum, işte ben böyle orman görmedim. Bura çok güzel, şöyle böyle diyordum da. Abi illa da vatanım ya. Bak hele. Kurbanım ya şuraya. Yeşili sev, doğayı koru. Bir de sigarayı bırakabilsek var ya, ah. Ah onu halledin, nereden bulaştım ben. Yola devam abi, yetişeceğiz Gümre'ye inşallah. Yeni mi olmuş lan gaza? Allah be. Şoför vallahi o arabadan sağa çıkma şansı %5. İnşallah sağa çıkmıştır. Evet arkadaşlar, Marmara Otoyolu'na bağlanmış, Sakarya yakınlarında mı diyelim, neresiydi burası, Hendek'ten, evet. Hendek'e geçer geçmez Marmara Otoyolu'na bağlandık ve buradan yapıştırıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip karşıya geçeceğiz ve Murat Bey Gümre'ye yetişmeye çalışıyoruz. Saat 2, 4.30 gibi yetişeceğiz herhalde. Bakalım hayırlısı gider, gümrükte yatarız ya. Sakarya'ya doğru yaklaştık. Vallahi iyi yağmur yağıyor. Berekettir abi, yağsın. Fazlası zararlı olur mu bilmiyorum ama maşallah güzel yağmur yağıyor. Dayı vallahi evi sırtına almış gidiyor, ne güzel. Ne arkasında bir araba var, ne önünde bir araba var. Yardırıyor gidiyor, Allah esirgesin. Ama doğru değil. Bunun arkasında bir tane araba olacak, bunu takip edecek. Bak sağdakine vuruyordu bak. Transitin sıfırından geçti. Allah Allah. İzin belgesi, izin belgesi. Onlar yok mu abi, sen? Neye göre gidiyorsun? Arkadaşlar A101'den alışverişte yaptık. Shell Petrol'e geldik, köprüye yakın yerde. Yatağımıza geçtik, yatıyoruz abi. Gece değil ama iyi geceler. Arkadaşlar herkese günaydın. 13 saat 22 dakika. 13 saatti ben uyandım. 13 saat uyumuşuz abi. Uyandım şimdi. Bir lavaboda elimi yüzümü yıkadım, geldim. Ve hemen yola çıkıyorum. Böyle yaparsak çıkarırız herhalde. Aynen bu şekilde. Bakın sağ tarafta Sikanya vardı. Şu aradan çıkış yaptık. Çok az da olsa direksiyonu kırdığınız zaman araba otomatikman dönüyor zaten abi. Ya Allah, bismillah. O niye bekliyor abi? Evet arkadaşlar, Çatalca Büyükçekmece Kumburgaz Kavşağı'ndan çıkıyoruz ve Çatalca Murat Bey Gümrüğü'ne gidiyoruz. Gümrüğümüzü açıp yükümüzü boşaltacağız inşallah. Saat 7.12. Yani bir saatlik yolumuz kalmıştı, yattık dün. Niye yattık? Aşırı uykusuzluk artı gümrüğe zaten yetişemedik. Yani sürsem bile 1.5 saatlik yolum vardı. 1.5 saat sonrası içinde mücadele vermeye gerek yok. Yani saat 4'e geliyordu. 1.5 saatlik yolum vardı. 5.5 ederdi. Gümrük kapanırdı. Memurlar falan giderdi. Hiç gerek yok. Şimdi sabahtan başlarsak sağ salim güzelce
Akşama gümrüğümüzü açabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah açılır. Arkadaşlar, Murat Bey gümrüğündeyiz. Sabah gelmiştik, ben biraz uyumuşum. Uyandım, evrakları verdim. Şurada da yemek yedim. Yağış var çünkü sandığı açamadım. Karnımı doyurdum. Şimdi burada bir duş alacak yeri varmış. Orayı bir araştıracağım. Neresi olduğuna bir bakayım, göz gezdireyim. Ona göre kıyafetlerimi alıp bir duş alasım var. Çünkü Samsun'a gidecekmişim. Yani Çerkezköy'den yükleyip Samsun'a gideceğiz. Havada da yağış var. Bakalım. GTI Tır Parkı. Türkiye İç Gümrük İşlemleri. Türkiye ne? Gümrük ve Turizm İşletmeleriymiş. GTI'nin açılımı. Evet dostlar, yükleme yerine yanaştık dediğim gibi. Boşaltmaya başladılar. Umarım bitirirler. Burada o esnada şöyle ne yemeği yapıyoruz? Abi patates, soğan, domates, kavurma, sarımsak. Bunları karıştırıp bir az sulu bir patates yapmayı düşünüyorum. Etli bir patates. Öyle yapacağız. Bu helvayı da yeni aldım. Tekrar helvamız bitmek üzereydi. Bir dilim saklayıp duruyordum. Yenisini aldım. Şimdi onu da tamamlayacağız. Bekliyoruz bakalım. İnşallah yükümüzü boşaltıyoruz. Şöyle arkadaşlar, kavurma, patates, soğan, domates, yağ, salça, pul biber, karabiber, kimyon, tuz. Bunu böyle patates tava gibi yapacağız. Güzel olacak inanıyorum. Yanına bir de salata. Abi şöyle patates tava yaptık. Salatamız 10 numara, helvamız, yememiz bu abi. Facia. Afiyet olsun. Esnada ben bir tıraş doldum. Burada Murat Bey'de bir berber var. Güzel bir tıraş yaptı sağ olsun vallahi. Ellerine sağlık. Kıyafetlerimizi yıkattık. Duşumuzu aldık. Tıraşımızı olduk. Artı çarşafla yastık yüzünü de yıkatasım var da yetişir mi yetişmez mi şüphesiyle bekliyorum. Şu an saat 6'ya kadar bekleyeceğim. 6'dan 8'e 2 saat kalıyor. 8'de kapatıyormuş berber. 6'ya kadar bekleyeyim. Yükü boşaltırlarsa yıkatmayacağız. Yükü boşaltmazsak bakalım hayırlısı. Evet değerli dostlar, Rusya'dan başlayan ve Vladikavkaz Dağı yolculuğumuz, sonra Gürcistan yolculuğumuz, sonra Türkiye'ye giriş yapıp İstanbul'a kadar uzanan bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir seferimizi, Rusya seferimizi tamamlamış olduk bu esnada. Güzel bir video yaptığımızı düşünüyorum. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Bana destek olabilmek isteyenler varsa maddi açıdan da süper sticker butonuyla oradan destek olabilirsiniz. Saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle dostlar. Allah'a emanet.